İşler gittikçe kötüleşiyor. Eskiden 20 sene önce köfte ekmek yerdik, şimdi peynir ekmeğe döndük. Böyle giderse onu dahi bulamayacağız. Türkiye Cumhuriyeti kurulundan bugüne kadar böyle bir pahalı görülmedi. Böyle bir yönetim olmaz. Yaşlının ağı da tutur, bedduası da tutar, hayır duası da tutar. Ona göre kararını versinler. Yaklaşmadık zaten, yemeyeceğim dedim, aşağıda alacağım. Nereye alacağım dedim, 3 lira maaş dedim. Öyle Allah yardım etsin oğlum. Bir daha AK Parti ömrü boyunca bir daha iktidara gelemem. Ben yani AK Parti'ye verdim, MHP'ye verdim ama yemin ettim kendi kendime. Bir daha ne olursa olsun AK Parti'nin karşısında kim varsa ona vereceğim diye. Merhabalar arkadaşlar, bugün Kapaklı'ya geldik. İnsanlara evdeki hesap çarşıya uydu mu sorusunu sorduk. Güzel bir video oldu. Buyurun hep beraber videoya geçelim. Abla, fiyatları nasıl buluyorsunuz? Çok pahalı. Çok pahalı çocuğum. Emekliyiz. Çok pahalı. Bildiğin gibi değil. Allah hepinize yardım etsin. İnşallah. Çok pahalı. Çok pahalı. Peynir olmuş. Tereyağı. Şeker hastasıyız. Yaklaşmadık zaten, yemeyeceğim dedim, aşağıda alacağım. Nereye alacağım dedim, 3 lira maaş dedim. Öyle Allah yardım etsin oğlum. Cumhuriyet tarihinde böyle bir pahalı görülmedi. Türkiye Cumhuriyeti kurulundan bugüne kadar böyle bir pahalı görülmedi. Böyle bir yönetim olmaz. Böyle memleket idaresi olmaz. Kınıyoruz ya. Nereye kadar gider abi bu şekilde? Hiç olacak gibi değil. Ne söyleyeyim ya? Ne söyleyeyim? Hiç olacak gibi değil. Böyle bir yönetim olmaz. Ülkemizin Allah yardımcısı olsun. Amin abi, çok sağ ol abi. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Abi işler nasıl, kolay gelsin. İşler gittikçe kötüleşiyor. Eskiden 20 sene önce köfte ekmek yerdik, şimdi peynir ekmeğe döndük. Böyle giderse onu dahi bulamayacağız. Nasıl abi, satışlar olur mu? Satışlar şöyle düşün. Salatayı 5 lira satıyorsun. Yerinde bu mal bedava olsa 3 milyon nakliye biniyor. 1 milyon aracı, 1 milyon döteksi, bize bir şey kalmıyor. Yani bunun ötesi verisi yok. Şu an sadece mazotla çalışıyoruz. Başka bir şey çalışmıyoruz. Tek sıkıntımız mazot. Bir de verdiğimiz vergiler. Bir sigorta olmuş 1 milyar 900. Yap hesabını kendin. Benim geçen sene doğalgazım 20 milyon geliyordu yazın. Şu an 100 milyon geliyor. Bu kadar fark olur mu? Bir de kışı düşün sen. Bakalım nasıl olacak. Yer misin kırayım? Ya sağ ol abi, teşekkür ederim. Sağ ol. Abi kolay. Düştü kuru ekmeğe bak, çek. Al peynir, kuru ekmek. Köfte yok artık. Köfte yok, bitti köfte. Eskiden löpet yerdik. Dananın kuyruk sokumundan. Şimdi sütünden. Başka bir şey kalmadı geri. Abi kolay gelsin, hayırlı işler. Abicim vallahi çok pahalı. 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 Aldığımız patates, başka bir şey. Ne kadar tutar bunlar? Annem aldı. Aha. 100 liraya 3 parça şey mi olur? Aha. Bunu da ablam aldı ha, şu şeyi. Yeşilliği. Çok pahalı. 3 parça şey 100 lira mı oluyormuş? Eskiden 100 liraya 4-5 poşeti ağzına kadar doldurup da öyle götürüyordu. Bu ne? Hiçbir şey, meyve bile yok çocuklara. Torun geldi, meyve bile alamıyorum toruna. Evdeki hesap nasıl oldu, çarşıya uyuyor mu? Alakası yok. Emekliyiz, karı koca geçinemiyoruz. Önceden gümbür 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 derken şimdi düşüne düşüne alıyorum. Hiçbir şeyde hayır yok. Ne kadar? Bir çare bulsunlar. 200 milyonla yarım saatte eve dönüyorum. Bir saat, iki saat gezersen 500 milyon olması lazım. Ona göre düşünsünler, taşınsınlar. Eli emekliyi iyice bitirdiler yani, bitirdiler. Yaşlının ağı da tutur, bedduası da tutar, hayır duası da tutar. Ona göre kararını versinler. Abi evdeki hesap çarşıya uyuyor mu? Uymuyor. Kesinlikle uymuyor. Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar çok pahalı. Çok pahalı. Almak istediklerinizi alabilirsiniz. Vallahi ben çocuklar parkta oynuyordu. Biraz kiraz yesinler, kayısı yesinler diye geldim buraya. Pazarı genelde hanım görüyor ama çok pahalı yani. Ne kadar tutacağım sonra? Bu yarımşer kilo aldım. 10'ardan 20 lira. Yani şöyle söyleyeyim. Herhalde bir daha AK Parti ömrü boyunca bir daha iktidara gelemez. Daha önce oy vermiş miydik abi? Vermiştim. Ben yani AK Parti'ye verdim, MHP'ye verdim. Ama yani yemin ettim kendi kendime. Bir daha ne olursa olsun AK Parti'nin karşısında kim varsa ona vereceğim diye. Neden peki abi? Neler değişti? Hani? Yani görülüyor her şey. Kiralar almış başını gitmiş. Ondan sonra ekonomik durum. Enflasyon oranını %2.98 çıkardı. Biz 7-8 bekliyorduk. Yani öyle düşünüyorduk. Yani bu aylık 7-8 bekliyorduk.
2.9 şok oldum yani. Sinirlendim yani. Dedim bu ne ya? Bir açıklaması da yok yani. Ve bir gün öncesinde de duyduğum kadarıyla TÜİK Başkanı istifa etmiş. Sağlık sebebiyle diye söylenildi ama baskılara rağmen diye düşünüyorum ben. Yani sonumuz çok kötü. Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani bu kış nasıl olacak çok merak ediyorum. Ekim'de ekmeğin 5 lira olacağına inanıyorum. Şu an 3,5 lira oldu. 1,5 lira kaldı. Yani işler çok kötü. Çok kötü. Maaşlarımız eriyor. Yani 3 tane çocuğum var. Çok sıkıntılı yani. Çok sıkıntılı. Bir de çocuk yap diyen bir iktidar. Türkiye'nin nüfus artışı olmasını isteyen bir iktidar. Fakat hiçbir destek yok. Benim 3 tane çocuk yaptım. Bana ne desteği var? Sadece doğumda bundan 5 yıl önce 300 lira bir ilk çocuğa, 400 lira ikinci çocuğa, üçüncü çocuğuma da 600 lira almıştım. O 600 lira 2015'ten beri aynı para. Doğru, tek seferlik zaten. Yani bir seferlik. Aleykümselam. Yani durumlar çok kötü. İnşallah gider bu iktidar. İnşallah adaletli, doğru dürüst, iyi yöneten birileri gelir de başımıza. Hakkaniyetle her şeyi görür. Şimdi artışlar %100-150 aldığımız enflasyon yani TÜİK'in açıkladığı %70'lerde şu an. %73 falan. Yani çok kötü. %150, %200 nerede? ENAG'ın açıkladığı %160 küsürlerde. Yani TÜİK'in başındaki zat herhalde iyi bir insandı ki istifa etti veya dayanamadı baskılara. Yani 2.98 nedir? Şimdi bize adam gibi 7 çıksaydı veya neyse, adil olan neyse o çıkmış olsaydı biz de o oranda zam alacaktık. Şeyler belli, emeklilerin durumu zaten belli. Maaş bağlanma oranlarını mahvettiler. Şimdi emekli olacaksın, günün gelmiş, maaş bağlanma oranını %38-40'larda. Yani emekli olacaksın, eğer 10 milyar alıyorsan 3 milyar 800'e düşecek. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bunlar adalet, hakkaniyetle geldiler. Emeklinin durumu, yani emekli olsak ne yapacağız? Ya sıkıntıdan bak, kafamda saç kalmadı. Ben haksızlığa gelemeyen bir insanım. AK Parti'ye verdik. Gerçekten destekledik. Bir ara iyi yönetti ama çok kötü. Son bir yıldır berbat ve bunun farkında değiller. Sadece aldığımız bu. Hop. Pazar ne kadar günü verdiniz abi sonra? Ne kadar? 30 lira para verdik. Daha da bir şey de alamadık. Fiyatlar nasıl, pahalı mı oluyorsunuz? Çok aşırı pahalı. Ne yapacağız bilmiyoruz zaten. Nereye kadar gider abi bu şekilde? Hiç gitmiyor kardeşim. Çalışıyoruz ama yetiremiyoruz. Ne olacak sonu bilmiyoruz. Sağ ol hepimize Allah. Çok ama iyi değil yani sonumuz. Kolunda kolay gelsin. Hayırlı günler abi, sağ ol. Abi evdeki hesap çarşıya uyuyor mu? Uymuyor. Çok pahalı. Çok pahalı. Evet. Zamları nasıl buluyorsunuz abi? Çok kötü yani, bu enflasyon sonucu da geçinmek zor.